tuhaf bir memlekette. Varlığa yok arası. Varlığa yok mu? Kimi sözcüsü yani böyle bir ülkede? Maalesef bu erkek bozuntusu ucu yokmuş benim. Bir yaralım bakalım. Gel kendine forma. İstikamet. Kapının önünde. Olmaz şirin mi çocuğum? Deli sularda biraz daha yüzeceğim. Hele şu kadırgalı yelkenleri biraz suya insin de. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Çıkarın ağzınızdaki baklayı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndayız. İyi bayramlar diliyoruz size öncelikle. Uzun bir zaman geçti. Tabii pandemi dönemi dolayısıyla tiyatro seyirciye, seyirci tiyatroya hasret aslında. Ama artık görüyoruz. Birazdan bu salonun dolduğunu göreceksiniz. 5000 kişilik kapasiteyi artık doldurabiliyoruz. Verimli bir, mümbit bir ortamdayız. Yani sanat açısından ve tiyatro açısından. Shakespeare'in 12. Gece oyunu sergileniyor ve bu oyunun 3 karakteri şu anda bizimle birlikte. Bennu Yıldırımlar, Özge Özler ve Senan Kara tutumlarla birlikteyiz. Siz de başlayalım. Böyle bir gerçek anlamda bir doluluk oluyor mesela oyunun dünkü, önceki günkü bütün gösterimlerinde. Bu ilgiyi, bu kadar yüksek bir ilgiyi bekliyor muydunuz mesela bu dönemde? Daha önce 12. geceyle biz oynadığımız tarihlerde iki defa böyle bir deneyimimiz olmuştu. Seyircide karşılığını bulan bir oyundayız. Çok seviliyor. Hareketli, müzik, Shakespeare, şehir tiyatrosu derken gerçekten ilgi odağıyız. Burada iki gün üst üste oynamayı ilk defa değil mi yaptık? Evet, genelde tek gün oynuyoruz. Durumun iyi olduğunu görüyoruz. Pek keyifliyiz. Oynayan insanlar tabii karşısında dolu seyirci gördüğü zaman daha farklı duygular hissediyor. İlgiyi bekliyorduk çünkü iki yıl kötü bir dönem yaşadı ülkemiz. Pardon, bütün dünyamız. Bütün dünya tabii. Tamam, hepsini genellememiz evet. Gerekiyor. Bunun sonucunda tabii oyun seyretme olasılığı, tiyatroların kapalı olması vesaire derken daha büyük bir açlıkla gelindiğine inanıyorum. Siz de muhtemelen aynı görüşlere, aynı kanaate sahipsiniz ama böyle büyük bir canlanma olduğunu görüyoruz giderek her gün değil mi daha fazla? Evet evet, yani bütün tiyatro salonlarında aynı ilgi gerçekten var. Bir de ülkemizde tabii bizler artık kemikleşmiş seyircilere sahip kurumsal tiyatrolarız. Hani bizim dolu salonu oynamamız aslında çok şaşırtıcı bir şey olmuyor bu kadar büyük salonlar olmasına rağmen. Çünkü kurumsalların hakikaten kemik bir izleyicisi var. Bence en güzel sürpriz özellerin çok büyük salonlarda bile çok güzel doluluk oranlarına ulaşması. Çok iyi işler yapılması genç ekipler tarafından. Benim en çok sevindiğim, yüzümü güldüren konu aslında bu. Tabii pandemiden çıkışta da büyük bir patlama oldu. Yani herkes artık acıkmıştı buna. Ülkemizde sanat festivalleri, müzik festivalleri, keşke sokağın her yerinden ses gelse. Yani bir anda böyle bir çığlık gibi bir uyanışa geçse ülkemizde yani sanatla. Benim umduğum bu. İnşallah da öyle olur. Bu dönemde tabii sinema, diziler destekleyici oldu. Yani en azından işte sanatçıların hayatını idame ettirebilmesi için bir nefes borusu gibi oldu. Tabii tiyatro bambaşka bir şey. Tiyatro olmazsa diğerlerinin yerini çok fazla tutmuyor belki ama o geçiş döneminde mesela sinema hakikaten hayatınızdaki o boşluğu doldurmaya yetti mi diziler, sinema? Her şeyin durduğu zaman dizi sektörü, sinema sektörü durmadı. Devam ettik izinlerle, özel izinlerle. Çok ağır koşullarda çalıştık. Çok riskliydi ortam. Festivaller devam etti bir şekilde online. İyi işler çıktı. Bakın, sizi içeri kabul ettimse bunun tek sebebi kapımda yapmış olduğunuz edepsizlikti. Ne biçim bir şeysiniz merak ettim doğrusu. Değilseniz çekin gidin. Eğer biraz olsun aklınız varsa kestirmeden konuya girin. Abuk subuk muhabbetlere dayanacak gücüm yokmuş benim. Bir yaralım bakalım. Gel kendine forma. İstikamet. Olmaz şirin mi çocuğum? Deli sularda biraz daha yüzeceğim. Hele şu kadırgalı yelkenleri biraz suya insin de. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Çıkarın ağzınızdaki baklayı. Zeytin dalıyla geldim. Savaş değil, barış isteyeceğim. Ama bunu yalnızca size söyleyeceğim. Oyuna gelelim. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani bu oyun
oyunda mesela yani karakterinizi düşündüğünüzde sizinle nasıl bir şey tümleşik durum ortaya çıkıyor? Bugüne kadar benimle bütünleşen bir karakterle karşılaşamadığım için kendimi içinde nasıl buluyorum, nasıl oynayabilirim bu karakteri ona göre yaklaşıyorum. Kendimi şaşırtmaya çalışıyorum. Eğlenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani ters anlamayın ama çok iyi bir ekiple biz eğlenerek işimizi yaptığımızdan daha büyük keyif alıyoruz. Yoksa oynadığımız karakterlerin bizlerle pek ilgisi yok. Ama bu karakterlere bürünmek gerçekten keyifli. Muhtemelen sizden de aynı yanıt gelecek. Evet, zaten karakterin yani en azından benim tarafımdan yorumlanmış halini gördüklerinde çok da benimle yani bağdaştıracakları bir şey olmayacaktır. Asıl metinde erkek olarak yazılmış bir karakter. Biz bambaşka bir yorumla yaklaştık yönetmenimizle beraber. Çok keyif alıyorum oynadığım rolden. Gerçekten öyle. Hiçbir zaman da hani bir hamilelik süreci geçirdim, yeni doğum yapmıştım. Hiçbir zaman da yani bazen bize böyle bayrak teslim olur, devir teslim edersiniz rolünüzü. Hiç mesela düşünmedim yani keyifle oynuyorum. İzleyenler de umarım benim kadar keyif alıyorlardır izlerken. Memleketi. Varla yok arası. Varla yok mu? Kimin söz siz yani öyle bir ülkede? Maalesef bu erkek bozuntusunun. Osino. Bekar mı? Bekar. İffet timsali. Pek namuslu, pek erdemli. Olivia'ya aşık. Olivia kim? Olivia. Aşka karşı koyan, yalnız ama çok güçlü bir kadın. Seyirci mesela festivallerde, fuarlarda ve yerel etkinliklerde olan seyirciyle ana kentlerde, büyük kentlerdeki seyirci arasında bir şey görüyor musunuz? Mesela bir algı farkı görebiliyor musunuz? Festival, tiyatro festivalinden evet, bahsediyoruz. Evet. Tiyatro festivallerine açıkçası çok bu oyuna katılmadık biz ama. Seyirci olarak. Yani bu oyunun seyircisi her zaman belliydi. Çok talep gören bir oyun oldu. Zevkli, eğlenceli, keyifle vakit geçirten bir oyun. O yüzden yaptığımız turnelerde de aynı ilgiyi gördük. Güzel bir masal Shakespeare'in 12. gecesi. Biz bu yoğun ülke gündeminde bu oyunla beraber seyircinin biraz nefes aldığını ve o 2 saat boyunca kendine bu masala teslim ettiğini görüyoruz. Bir izleyen bir daha geliyor mesela. Oyunumuzu bir daha izliyor. Böyle 4-5 kere falan izleyen var. Hem turnelerde hem de İstanbul'daki temsillerimizde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Bin yıllardan isimlenmiş bülbül gibi şarkı. Ne bileyim böyle süslen, giyin, kuşan sahneye çıksa ne olur? Erkek misin, kadın mısın kimse anlamaz. Vay! Vay vay vay! Ya anlaşılan sen bu kılık değiştirme oyununda benden çok daha iyisin ha. Ama bravo sana. Böyle bir hayat mevat meselesi gibi görüldü pandemi süresince biliyorsunuz işte. Pek çok kimse hayatını idame ettirmekte çok zorlandı sanatçılar. Herkes tabii sadece sanatçılar değil ama sanatçılar mesela bu yoksunluğu nasıl aştı? O dönemde ne hissettiniz? Biz kurum tiyatrolarında çalışan insanlar olarak bu yoksunluğu hissetmedik. Çünkü memur olduğumuzdan dolayı aylık belli bir kazancımız var. Fakat özel tiyatrolar... Tabii seyirci karşısına... Çıkamamanın manevi yoksunluk manevi gibi. Yoksunluk. Ha, meslekten uzak kalmakla. Ben başka bir yere doğru gidecektim de yani müzisyenler açısından biliyorsunuz o dönem aletlerini satıp ya da geçinemedikleri için intihar eden insanlar oldu. Çok zor bir dönemdi. Bunun da sayısı gerçekten yüksek ama göz ardı edildi. Yani destek olunması gerekiyor. Hele böyle özel sanatla uğraşan insanlar açısından bunların olmamasını tercih ederdik ama maalesef oldu. Tiyatrolar için de aynı şey söz konusu. Evet, küçük tiyatroların birçoğu yani, çalışılmayan dönemde vergi alınmaya çalışıldı, kira alınmaya çalışıldı. Bunların altından kalkamadılar çok doğal çünkü tiyatro yapamıyorlar. Her taraf kapalı.
bunun üzerine gidilip yasaların tekrar bir ne gözden geçirilmesi lazım mesela, gerekiyor. Yani sanatçıların bu ve benzeri dönemlerde hayatlarını hem daha iyi yaşamaları için, hem sanatını icra edebilme, hem manevi tatmini yaşaması için mesela yani bir sistem kurulması gerekirse ne gerekiyor? Devlet tiyatroları tamam, şehir tiyatroları tamam ama özel tiyatrolar çok büyük güçlükler içinde kaldılar diye düşünüyorum. Bence vergilerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü kültür ve sanatla ilgili bir şey yapan bir kesim var. Ve bu insanlardan aşırı derecede, yani bununla uğraşan insanlardan aşırı derecede vergi almanın ne kadar anlamlı olduğu tekrar gözden geçirilmeli. Almanya'da falan, yurt dışında birçok yerde zaten çok büyük maddi yardımlar yapıldı sanatçılara. Çünkü yani bu tip durumlarda bu olağanüstü bir haldi. Yani bütün dünyanın içinden geçtiği bir olağanüstü hal durumuydu. Ve tabii ki biz gıda sektörü ya da temel ihtiyaca dair bir sektör değil de sanat icra eden insanlar olarak, müzisyenler de buna dahil, tabii ki insanların topluca bir araya gelmesi gereken bir meslek icra ettiğimiz için biz mesleğimizi hiç yapamaz olduk. Hem duygusal bir yoksunluk, meslekten uzaklaşma, hem de bir de insanların hayati bir şekilde hayatını idame ettiremeyecek noktaya gelip artık dediği gibi Beynun'un kendi hayatından vazgeçeceği bir sanatçının, bu çok dramatik ve gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir tabloydu. Yurt dışında bununla ilgili yardımlar yapıldı sanatçılara. Toplu ödemeler yapıldı, yardımlar yapıldı. Hani bunu tecrübe ettik, inşallah bir daha etmeyiz ama umarım bunlardan bir ders çıkarılmıştır. Özel tiyatrolar konusuna tekrar bir dönmek istiyorum. Kamu hizmetidir o yapılan şey ve kamuya hizmet eden şeyin bu hizmetin bedellerinin bu kadar ağır olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Vergilerin yüksek oranı sanatçının belini büktü ve bir hani sağlık hizmeti kadar önemli bir hizmet bu. Eğitim, sağlık. O yüzden gerçekten bunun bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Pek çok özel tiyatro çok zor durumda. Bu anlamda mesela özgürlük kısıtlanıyor. Yani o insanlar mesela seslerini çıkartamıyorlar. Biz kurum tiyatrosunda yine bir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz. Sahnede var olabiliyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz, işimizi yapabiliyoruz, seyirciyle temas edebiliyoruz. Özgürlükse bu, evet, biz bir şekilde o özgürlüğü yaşıyoruz bir sınır çerçevesinde. Var olacak kadar. Evet. Bir devlete bağlı bir kurum tiyatrosunun bize tanıdığı özgürlük sınırları içerisinde. Dizi ve sinema sektöründe işte Disney ile Netflix'in bir şeyi var, kavgası var. Daha doğrusu bir rekabet var. Çok tatlı bir rekabet. İyi bir yere doğru da gidiyor bence. Şu anda pek çok sanatçıyla Disney Plus bazı anlaşmalar imzalıyor. Orada bir rekabet ortaya çıkacak. Bu rekabet mesela size nasıl yansır sizce? Sizden başlayalım. Birer cümleyle bu Netflix ve Disney Plus üzerine görüşlerinizi alayım. Ne görüyorsun? Mesela Tarkan bir yerde, Cem Yılmaz bir yerde bakıyoruz. Bir kamplaşma oluyor. Yani bir yere doğru gidiyorlar. Hangisinin büyüyeceğine birileri karar verecek ama sanatçıların bir yere doğru gitmesiyle ilgili bir yol haritası çiziliyor şu anda. Onun nereye doğru gideceğini düşünemiyorum şahsen. Ben tamamen yani her türlü işin yapılması gerektiğini, bol çeşitlilik, bol renklilik içerisinde insanların zevkle sunulan işlerin o hizmetten faydalanmaları gerekiyor. Tabii bu sadece Türkiye ile ilgili değil yani. Disney Plus'ta Netflix'in rekabeti dünya genelinde evrensel bir şeye doğru gidiyor. Dolayısıyla birisi çok büyüyecek, öbürü çok küçülecek ama kimin büyüyeceğine, kimin küçüleceğine sanatçılar karar verecek. Yani onların tercihleri götürüyor belki. Türkiye'deki durumu mesela bu çerçevede nasıl görmek lazım? Valla ben sanatçıların yani sanatçıların buna karar vereceğini düşünmüyorum. Orada belli yatırımcılar var, belli işlere para yatırıyorlar. Çok güzel kadrolarla çok güzel işler yapıyorlar. Hepsi birbirinden daha ışıklı. Ama günün sonunda şunu göreceğiz.
bir kere ben şuna çok memnunum. Bu kadar çok platform olması sektörü çok besleyen bir şey. Yani işsiz oyuncunun kalmayacağı anlamına gelir, bu işsiz yönetmenin kalmayacağı anlamına gelir. Ne kadar çok iş yapılırsa o kadar çok iş bulma olasılığıdır bu. Dolayısıyla sektör beslenecek. Bunu açız. Güzel bir şey bu. Onun dışında da hani hangisi daha iyi olacak meselesi değil. Bence ikisi de çok ışıklı platformlar ve hak ettikleri kadar ilgiyi gördükleri anda çok daha iyi işler yapacaklar. Çünkü ciddi yatırımlar yapılıyor orada. Hani ben biri ondan daha iyi olacak gibi görmüyorum. Sizin baktığınız gibi yani bu rekabet inşallah çok kıyasıya sürer ve çokça iş çıkar ve çokça insan bundan 2, 3, 4, ekmek kazanır. Platform olur. Belki daha çok tabii olur. Tabii ki. Yani ayrıca yani deminki bahsettiğiniz şeye geri dönersek de bir şeyi dünyanın neresinde en iyi şekilde yapılıyorsa oraya gözünü dikmek lazım. Yani bu kendi ülkemiz ne kadar da fena anlamında değil. Bir yerde iyi yapılıyorsa oraya gözünü çevirip onu örnek almak lazım. Bunda hiçbir sakınca yok yani. Birer küçük bayram mesajı isteyeceğim. Sizle başlayalım. Her şeye rağmen insanlarımızın, ülkemizin insanlarının iyi bir bayram geçirmesini diliyorum. Umarım daha da, çok daha da güzel bayramlar geçireceğimiz yıllarımız olsun diyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah gönüllerinden geçirdikleri gibi bir bayram yaşarlar. Umutlarını kaybetmesinler ve güzel güneşli günlere kavuşacağımızı düşünerek beklesinler. Çok teşekkürler. Ben Yıldırımlar, Özge Özler, Sinan Kara. Çok teşekkürler. Hepinize iyi bir bayram diliyoruz. Vay! Ya anlaşılan sen bu kılık değiştirme oyununda benden çok daha iyisin ha. İffet timsali, pek namuslu, pek erdemli Olivia'ya aşık. Olivia kim? Olivia, aşka karşı koyan, yalnız ama çok güçlü kadın.